Az TV ekranlarından Sağlık Hattı programından merhaba sevgili izleyiciler. Hafta içi her gün sabah kuşağında canlı olarak yayınlanan programımızın bugünkü konuğu Çekirge Kalp Aritmi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi uzmanı operatör doktor Sayın Hakan Güven. Kendisiyle bugün şah damarı darlıklarını ve karın damarındaki balonlaşmayı konuşacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz eğer 224 alan kodu ile 261 1188 261 1199 numaralı telefon hattını arayabilir. Ayrıca saglikatlet@astv.com.tr adresine de sorularınızı mesaj olarak gönderebilirsiniz diyorum ve konuğuma dönmek istiyorum. Sayın Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Yine aslında halk arasında inme de denilen felç ve felcin en önemli sebeplerinden biri olan şah damarı darlığı. Öncelikle ben şah damarı vücudumuzun neresindedir ve önemi nedir? Bunu öğrenmek istiyorum hocam. Şimdi şah damarına ait hastalıklar ve demin söylediğiniz karın damarındaki balonlaşmalar aslında çok belirti vermeyen fakat aniden ortaya çıkan, çıktıktan sonra da ciddi sonuçlara yol açabilen bir durum aslında. Hani farkındalığı arttırma anlamında bu konulara değinmek istedik zaten bugün de. Şah damarları beyne giden ana damarlar boynun ön tarafında bulunup kalpten çıkan ilk dallardan biridir. Aort denen ana damardan. Direkt beyne giden bir dalı ve yüzdeki kas ve sinirleri besleyen başka bir iki dala ayrılmaktadır. Beyne giden internal dediğimiz damarın tıkanıklıkları ve darlıklarında beyne giden kan akımı azalacağı için veya o darlık oluşturan plaklardan pıhtı atacağı için inme oluşturan en önemli sebeplerden bir tanesi. İnmenin diğer sebebi kanamalardır, beyin kanamalarıdır. Beyin kanamalarının sebepleri daha farklıdır, özellikle tansiyon yükselmeleri gibi. Ama bu tamamen kan akımının azlığına ve plak dediğimiz yapıdan pıhtı atmasına bağlı beyine giden kan akımının azalması veya yok olmasına ait bir durumdur. Dediğim gibi boynun ön tarafından elimizde de nabzımızı kontrol ettiğimiz ana damardır. Ana damarımız değil mi? Çapı yaklaşık 1-1,5 santim kadardır. Aslında kolaylıkla kontrol edip kolaylıkla farkına varabileceğimiz rutin bir muayene esnasında bir durumdur. Şimdi belirtilerine geleceğiz aslında hocam. Ben öncelikle neden daralır diye sormak istiyorum. Çünkü belirti de çok vermediğini ifade ettiniz. Bu şah damarın daralması da aynı diğer damarların daralmasında olduğu gibi damar sertliği hastalığına bağlıdır. Aslında damar sertliği genel bir terimdir. Damarın çeperinin kalınlaşmasıyla başlayan bir süreçtir. Bu giderek lümenin iç kısmına doğru bir tepecik oluşturur. Bu darlık ortaya çıkar. Bu oluşan plak yapısı içerisinde yağ dokusu, işte trombositlenen pıhtılaşan faktörleri, vücudun kendini korumaya yönelik hücrelerin oluşturduğu bir yumaktır aslında. Hatta şu anda da sanırım görüntüsünü verdiler. Oluşum süreci bu şekildedir. Bu genel damar tıkanıklığı hadisesi, ateroskleroz dediğimiz damar tıkanıklığı hadisesi bir vücudun hangi damarında ortaya çıkıyorsa o sisteme ait bulgular verir. Eğer şu an kalınlaştığını görüyoruz değil mi hocam? İçeri doğru kalınlaşıyor. Evet. Ve şu an sağlıklı gözüken bir damar duvarı. Tabii bu yıllar içinde olan bir şey. Yani bugünden yarın olan bir şey değil. 5 sene, 10 sene geçen bir zaman içerisinde olan bir durum. Bunun oluşturduğu tıkanıklık hangi organa giden damarsa ona ait. İşte beyine gidiyorsa beyinle ilgili, bu kalbe gidiyorsa kalp krizi, işte böbreğe gidiyorsa bir böbreklerde bir çürüme veya işte yüksek tansiyon başlangıcı, bacaklara gidiyorsa bacaklarda yürüme problemleri gibi şeylerle ortaya çıkıyor. Ama esas temel sebep bu gördüğümüz damar sertliği dediğimiz olaydır. Bu da aslında en çok kalp, bacak damarlarıyla beraber şah damarlarına çıkmaktadır. Yani aslında en kuvvetli damarlarımızda mı bulunuyor? En kalın, akımın en yoğun olduğu ve akımın genelde ayrıldığı. Yani ana damarlarda. Ana damar dal verdiği zaman o dal verdiği
ikiye ayrıldığı, yani sürtünmenin biraz daha fazla olduğu alanlarda damar sertlikleri biraz daha fazla ortaya çıktığını görüyoruz. Belirtileri nelerdir hocam? Hoş, çok fazla belirti vermediğini söylediniz ama aynı zamanda da aslında çok basit bir şekilde bulguların ortaya çıkabileceğini de söylediniz. Şöyle ki, yani hastalarıma da hep aynı şeyi söylüyorum. Çünkü bir hastaya boyun damarlarınızda, şah damarlarınızda darlık var, bunun sizi felç etme ihtimali var dediğimiz zaman hasta diyor ki benim bir şeyim yok ki. Sadece bakılırken işte tesadüfen görüldü. Ben sağlıklıyım aslında. Aslında en büyük hatayı galiba orada yapıyoruz değil mi sanırım hocam? Yani o güne kadar işte herhangi bir check-up'tan geçmediysek maalesef o eksikliğimiz var. Hep zannediyoruz ki işte ağrı yapacak, şikayetimiz olacak, canımız yanacak ki doktora gidelim. Evet maalesef. Yani bunu hastaya anlatmak ve izah etmek hakikaten zor oluyor ama hep dediğim şey yani bir nöroloji yoğun bakıma gittiğinizde öyle tavana boş boş bakan insanlar, işte sizin bir önceki şu haliniz. Bunun bir sonrası direkt bu felçleri oluşturabiliyor. Ama şöyle bir şans da var. Bu beyine giden kan akımının azalması veya oradan çıkan pıhtıların atması yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak takım işte belirtiler gösterebiliyor. Bunların en azı işte elde kolda hafif bir uyuşma, geçici tarzda olan, geçici bir körlük, konuşmada bozukluk, geçici bir hafıza kaybı, bazen baş dönmesi, denge bozukluğu gibi şeyler halinde görebiliyoruz. Bunlar genelde birkaç saatte geçebiliyor ama işte bu arkadan gelen çok daha büyük bir sıkıntının habercisi. Aslında bu bir sinyal. Kesinlikle bir sinyal. Bu biraz anlatacağımız konuya geçti arkadaşlar. Evet, bu görüntüleri arkadaşlar şimdilik durduralım. Bir sonraki konumuz bu görüntüde kalalım, evet. Bu geçici, birkaç saat için geçici olabildiği gibi 24 saatte de geçen bulgular olabiliyor. Yani hasta bunu atlattıktan sonra bende bir tuhaflık var, işte elim kolum uyuştu, özellikle bir taraf, sağ veya sol tarafta. Hareket güç kaybı, mesela bardağı tutarken düşürme, tutamama, mesela tabak taşırken birden düşmesi, geçici dediğim gibi konuşma bozuklukları, yüzde bir takım uyuşmalar gibi şeyler aslında genel bulgular. Hani hepimizde sinirle, stresle ortaya çıkan şeyler ama hani kolayca gözden kaçabilecek şeyler ama aslında çok önemli bir belirteçtir bunlar. Bu hafif olan, hani şanslı olan kişiler 24 saat içinde geçiyor, geçici. Kalıcı olanları hafif bir kuvvet kaybından el, kol, yüz, işte dil, göz gibi görme kaybından, işte gözüme perde indi, kalıyor. 24 saat geçen durumda da zaten inme diyoruz. 24 saat geçmiyorsa trans iskemik atak dediğimiz TIA denen bir terim var. Farklıdır onlar. 24 saat geçtikten sonra bunlar kalıcı olmaya başlıyor. İşte dediğim gibi kuvvet kaybından, hissizlikten devam eden hafif bir kuvvet kaybından tam felce kadar giden bir şey oluşturuyor. Aslında burada çok dikkatli olmamız gerekiyor değil mi hocam? Çünkü dikkat en baştan başlıyor aslında. Yani damar sertliğini önlemek anlamında hani yaşamla beraber başlıyor aslında. Bu damar sertliği de doğumdan itibaren başlayan bir konu aslında. Hele ki zamanımızın şartları, beslenme koşullarından tutun da işte bulunduğumuz çevre koşullarına kadar hepsini etkiliyor değil mi? Hepsi etkili. Yani neler aslında etkiliyor hocam? Dediğim gibi en doğumdan çok itibaren başlayan bir damar yaşlanma süreci var. Yani insanlar normalde olması gereken bir şekilde yaşlanma. Ama burada esas problem damar elastikiyetinin bozulması. Kalp her pompaladığında damarın hafif bir böyle genişlemesi ve tekrar eski halini alması. Ki o tansiyonda ölçtüğümüz işte 12-8 dediğimiz mesela 12 damarın genişlediği an, 8'de gevşediği andaki içindeki basınçtır. Bu damarın elastikiyetinin azalması yaşla beraber azalır. Bunu engelleyen veya olmasına sebep olan tersi diyeyim, bir takım genetik faktörler, aileden gelen faktörler, olduğu gibi bu değiştirilemez faktörler. Mesela erkek olmak, cinsiyet, yaşın işte belli bir yaşın 45 erkeklerde 55 kadınlarda yukarıda olması. Bunlar değiştireceğimiz faktörler. Ama değiştireceğimiz faktörler de var. Bunların başında sigara içmek geliyor. Sigara bu damar sertliğinde tespit edilmiş en önemli etkenlerden bir tanesi. Hatta benim söylediğim, hani hastalarıma anlattığım, hani dumanın yanına bile yaklaşmayacaksınız. Bırakın içmeyi. Pasif içici olmaktan bahsediyoruz. Kesinlikle. Burada, tabii. Dumanına bile yaklaşmayacaksınız. Yani sigara çok önemli bu konuda. Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, şişmanlık, bu
3-4 tane şey tek başına önemsiz gözüken ama bir arada çok ciddi problemler yol açan şeyler. Bütün aslında hayatımızı yönlendiren ana temel unsurlardan bir tanesi. Benim yaptığım bir şey var aslında, damar yaşı ölçümü. Bizim göründüğümüz yaş ile damarımızın yaşı farklı olabiliyor. Kalitesini burada ölçüyorsunuz değil mi? Sağlıklı olup olmadığını. Evet. Onun belirttiği gibi kriterleri var. Mesela işte ben 48 yaşındayım. Şeker hastalığım yok, tansiyonum yok, sigara içmiyorum, işte spor yapıyorum, ailevi faktörlerim yok. Benim damar yaşına muhtemelen 45-48 arası bir şey çıkıyor. Ama sigara içen biri, işte obez, aile faktörü var, kolesterol yüksekliği var. Demin söylemeyi unuttuk, kolesterol yüksekliği de bir risk faktörüdür. Bunların olduğu bir kişi de yine aynı 48 yaşında olmasına rağmen damar yaşı 70-75 çıkabilir. Yani hastanın ömrünü aslında çoktan harcamıştır o. Damar sertliği durumu sebebiyle. Biz bunun ölçümlerini yapabiliyoruz. Nasıl yapıyorsunuz hocam? Dediğim gibi demin işte yaş, cinsiyet, sigara içimi, şeker hastası olup olmaması, tansiyonun işte normal olup olmaması, şişman olup olmaması gibi bir takım faktörler var. Bunların puanlaması var. O puanlarla beraber şah damarının duvar kalınlığını da ölçüp, bu o yüzden çok önemli bir şey. Yani hem şeye yakın, cilde yakın, hem çok rahat görüntü alınabiliyor. Bu görüntüleme ultrason ile, basit bir ultrason ile damarın o çapı, şey çapı diyorum, damar cidarının kalınlığı ölçülerek belli korelasyon oluşturulup bir şey çıkıyor. Yaş çıkıyor. Bunlara bakarak hani hastanın damar yaşını söyleyebiliyoruz ve buna yönelik de önlemler alıp o yaşı normale doğru çekmeye çalışıyoruz o önlemlerle. Evet. Peki hocam önceden bilinebilir mi? Önceden şöyle bilinebilir. Yani direkt şah damarı rahatsızlığı olarak demin söylediğim o basit ufak tefek bulguların dışında hiçbir bulgu çıkmayabilir. Ama hastada bir kalp rahatsızlığı vardır. Kalp damarlarında tıkanıklıklar tespit edilmiştir. İşte göğüs ağrısıdır, eforda olan bir nefes darlığıdır. Veya ne bileyim işte yüksek kiloya ait yorgunluk, çabuk yorulma gibi şeyler olabilir. Onun dışında bacak damarlarında tıkanıklık olabilir. Yürüme ağrısı olabilir baldırlarda. 50 metrede, 100 metrede çıkan ağrılar olabilir. Bunların olması aslında bir şah damarında da problem olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü bu demin saydığım hasta gruplarının 3'te 1'inde mutlaka beraberinde bir şah damarı da rahatsız ortaya çıkabiliyor. Bu üçü aslında birbiriyle korele durumda gidiyor. Çünkü dediğim gibi genel bir damar sertliği rahatsızlığı her damarda ortaya çıkabiliyor. Bacak damarında rahatsızlık varsa %30'unda kalp rahatsızlığı, kalp rahatsızlığı varsa %30'unda şah damarı rahatsızlığı veya şah damarı rahatsızlığı varsa %30'unda ayak veya evet, olma ihtimali yüksek olduğu için bu tip diğer rahatsızlıkları ki toplumun neredeyse %90'ını artık kapsayan bir durumda özellikle 65 yaşın üstünde ki kişilerde rutin hani hiçbir şeyim olmasa bile gitmesi ve bakıma zorunlu şeylerden biridir bu. Evet. Şimdi zaten onu soracaktım hocam. Genelde hangi yaş gruplarında görülür diyecektim. Damar sertliğinin... Örneğin çocuklarda da görülür mü? Çok nadir. Çok nadir görülebilir. Ama tamamen hani şeye bağlı. Genetik özelliklere bağlı. Evet. Ben aslında hani 40'lı yaşlarıma girdikten sonra yaşıtlarımı ameliyat etmeye başladım. İşte şimdi işte 48 yaşındayım. Küçüklerimi ameliyat etmeye başladım. Beni korkutuyor. Yani 38-40 yaşında bir insan damar sertliğinden... Hatta geçen 6 ay içinde yaptım galiba, 36 yaşında bir bey, şah damarında ciddi bir darlığı çok vardı. Çok genç değil yani mi? Yani inanılmaz ve o göre. Bizi de çok ciddi stres sokan bir durum. Yani genç bir hastanın felç olma ihtimaliyle size gelmesi, yani görüyorsunuz, benim hasta kendini tek olarak görüyor, hani bir tek ben varım sanıyor ama bizim gördüğümüz binlerce hasta ve geleceğini de görüyoruz hastanın biz aslında. Yani şu an 35 yaşında olan bir kişinin 70 yaşında ne halde olacağını çünkü hep her yaş grubundan ve her türlü hastayı gördüğümüz için ve gittikçe bunun, de bu evet projeksiyonu yapabiliyoruz. Yaşa. Yani 35 yaşına gelen bir insanın bunu anlatmak, izah etmek, felç olma riskinin ne kadar yüksek olduğunu sağlam bir kişiye anlatmak hakikaten zor. Bu ne kadar başarıyorsak zaten hasta o kadar bundan fayda görüyor erken zamanda. Evet. Yani yaş küçülmeye başladı ama 45 yaşın üstündeki erkeklerin, 55 yaşının üstündeki kadınların
hemen hemen hepsinin hiçbir şeyi olmasa bile, hiçbir şikayet, hiçbir rahatsızlığı olmasa bile mutlaka bu yönden kendini baktırması, en azından bir işte check-up yaptırıp kolesteroldür, tansiyondur, şekerdir. Genel sağlık kontrolleri. Genel bakılması ve sigaraya hiç başlanmaması. Özellikle mümkünse genç sigara fabrikalarının kapatılması filan gibi önlemler alınabilir. Keşke bu imkanlar olsa, ama evet, dediğiniz gibi şimdi bakıyorum genç neslede o kadar, aslında hastanelere de gittiğimizde o kadar çok genç nesil var ki, ama hani kalp damar hastalığı deyince çok çok daha önemli rahatsızlıklar bunlar, ama yine dönüp baktığınızda işte okul çıkışında sokaklarda o gencecik çocukların ellerinde sigaralar. Ne olduğunu sanıyorlarsa hakikaten inanamıyorum. Ama burada ailelerin çok büyük tabii şey var. Yani yeni sistem mi diyeyim bilmiyorum. Mesela eskiden öğretmenlerimiz bize, yani ben o ilkokul, ortaokul, liseye giderken azıcık saçlarım uzun olsa okula almaz, gönderir, iki tane tokat patlatırlar yeri geldiğinde. Hani şimdi öyle bir şey, tam tersine öğrenci öğretmeni darp etmeye başladı. Yani tuhaf bir durum yaşıyoruz. Sigara falan da yalan aslında yani bunlar arasında. Her şey ahlak yani ve şeyle inşallah güzel gidiyor. Bir geleceğe doğru gideriz diyorum. Ama zor. Peki hocam, tanısı diyeceğim. Nasıl tanı konur? Bunun en basit tanısı, sağlık ocaklarında, aile kimliklerinde bile rutin muayeneye giden veya işte herhangi bir ilaç yazdırmaya giden, kapıdan hani ilaç yazdırıp dönecek olan birine bile teyze, amca dur bir saniye deyip, o steteskop var ya hani kalp dinleniyor, onunla boyuna tutup orada bir üfürüm sesi almak, orada bir kanın geçişi, yani o darlık olan alana böyle bir sürtünme sesini steteskopla hissederiz. O sesi bile almak çok önemli bir şeydir, sinyaldir. Orada bir sorun çok olduğunun basit, işareti yani çok verir basit. Aslında değil mi? Oraya bir 3 saniyeye koyacak steteskobu, iki tarafına dinleyecek, bir şey var veya yok. Bu ilk şey, yöntem. Onun dışında şüpheleniliyorsa veya ses duyulmuyorsa bile, orada o muayenede ses duyulmuyorsa bile, eğer hastanın tansiyon yüksekliği, şeker, işte obezite, aile öyküsü falan var ise mutlaka bir kalp damar cerrahı uzmanına gönderip orada muayenesini tamamlattırıp bir ultrason ile, hani her kalp damar cerrahı belki ultrason yapmıyor ama ben 15 yıldan beri yapıyorum kendi hastalarıma da, hani şüphe duyuyorsam radyoloğa gönderiyorum. Bir ultrason tutarak oradaki, dediğim gibi işte damar çapının kalınlığını ölçerek veya kendi şeyini görerek, darlığını görerek, en basit yöntemin budur. Eğer çalıştığınız radyolog bu konuda tecrübeli ve ehil bir insansa, yani özellikle bu konuda yetiştirmişse kendini, sadece onun baktığı ultrasona göre işlem yemeğe gidilebilir. Bu ameliyat olabilir, başka bir yöntem olabilir. Ama bir ilerisindeki yöntem, eğer ultrasonda şüphelenilmiş veya tam tanı kanalanmamış ise MR anjiyo dediğimiz veya tomografiyle yapılan anjiyo dediğimiz, kana bir madde enjekte edilip normal damar yolundan, tomografi veya MR ile o damarın görüntüsü alınıp, o da bilgisayar ortamında, sanal ortamında birleştirilip bir görüntü ortaya çıkartılıyor ve buradan da bize bir damarda problem var mı yok mu tanı konabiliyor. Onun bir aşama sonrası ve altın standart dediğimiz mevzuda direkt anjiyo çekilip, anjiyoda damarın yapısını görmek, işte içerisindeki o plak oluşumun içinde ülser dediğimiz aşınma var mı, pıhtı atma ihtimali var mı yok mu, onu değerlendirip tabii ki ultrasonla korele teyit edip tanısı bu şekilde konabilir. Evet. Ama dediğim gibi en kolay yöntem bir steteskop koyup orada bir üfürüm var mı yok mu dinlemek. Şimdi kişi geldi, evet, muayenelerinizi yaptınız, tanısını da koydunuz, şah damarı darlığı var. Tedavisinde neler uyguluyorsunuz hocam? Tedavi yöntemleri nelerdir? Şimdi bunun tedavileri aslında, sadece bunun için söylemiyorum aslında. Şu an mevcut tüm hastalıkların, tüme yakın diyeyim, hani çok kesin konuşmayayım. Belli algoritmalarla, belli süreçlerle bir şey var, tedavi yöntemi var. Tanı da aslında belli yöntemlerle. Tedavisi de bir, yani sana göre başka türlü, bana göre başka türlü aslında değil. Şöyle ki, mesela şah damarı tıkanıklarında %70'in altında ise darlık oranı ve hastada herhangi bir şikayet yok ise bu takip edilebilir. 3 ayda bir, 6 ayda bir yine ultrasonlarla takip edilebilir. Yani hemen cerrahi müdahaleye gerek duymayabiliyorsunuz. Çünkü bazı ilaçlar, özellikle kolesterol için kullandığımız ilaçlar, o plakların oranını azaltabiliyor. Eğer yumuşak plak
dediğimiz pıhtı atmaya meyili yüksek olan plaklar sonra sertleştirip pıhtı atmasını engelleyebiliyor. Yani gereksiz işlem yapmaktan kaçınılıyor. Bu benim kararım değil. Yani benim bir tecrübem değil. Dünyada yayınlanan kılavuzlardan. Evet, çünkü tek bir doktorun çalışmasının sonucu değil bu. Binlerce doktor arkadaşın ortaklaşa vakalarının karşılaştırıldığı ve bir konsansüsün oluştuğu bir şeyin sonucudur bunlar. Her sene yaklaşık üstünden geçilir bu konunun. 5 yılda bir yenisi çıkar. Hemen şurada şunu eklemek istiyorum hocam. Lafınızı kesme ama burada bazen duyuyoruz işte hastalardan hani doktor kendi kafasına göre işlem yaptı. Böyle bir durum kesinlikle yok. Yok öyle bir şey. Böyle bir tabii ki yok. Doktor kafasına göre işlem yapıyor ama kafasındaki yok, yani şey bunlar aslında. Şu, evet yani bu aslında dünyaca kabul edilmiş. Tabii. Mesela şöyle söyleyeyim. Yani dediğim gibi %70'in altında ve hiçbir şikayet olmayan bir hasta bana da geldiğinde takip. Kime başka bir arkadaşıma gittiğinde takip önerecektir. Bunun ufak tefek nüansları vardır. O kişinin tecrübesine ve hastanın genel durumu değişir. O da zaten doktorun kalitesini ve şeyi tecrübesini gösterir. %70'in üzerinde semptom olmasa bile, %70'in üstünde ise semptom olmasa bile bir müdahale gerekir. Bazen de %40, %50'lik şeyler olur, darlıklar olur ki bunlarda dediğim yumuşak plak ise o yumuşak plakların pıhtı atma riski çok yüksektir. Ve hele daha evvelden de demin söylediğimiz semptomlar, geçici şeyler yaşamışsa bunlara da müdahale etmekte fayda var. Ama bunlar hepsinin kılavuzlarla belirtilmiştir. Ne evet. olacağı da net olarak bellidir. Ama buradaki şey %70 var hemen. Ha, tam tıkalı ise, tamamen tıkanmış bir hasta ise ona bir şey yapmaya gerek yoktur. Çünkü oradan kan akımı olmadığı için yukarı doğru oradan bir pıhtı atma ve felç olma imkanı da kalmamıştır. Eğer hasta o tıkanma anında da kötü bir şey yaşamamışsa, yani diğer açık olan damardan tersten beyin beslenmişse herhangi bir sıkıntı olmadan bunu atlatabiliyor. Bazıları yine tabii şanslı şekilde felç oluşturabiliyor. Tedavi yöntemleri bunlarla sınırlı mı? Bu kadar mı? Tedavi yöntemi iki yöntem var. Biri cerrahidir. Orayı açıp burada 8-10 santimlik kesiyle damarın da içini açıp içinden o plak dediğim şeyi sıyırıp normal damar yüzeyini oluşturup kapatmak. Bu yaklaşık yani en fazla 20 dakika sürebilecek bir ameliyattır. Çünkü o damarı klemp kapattığımız zaman iki alttan ve üstten yani açacağımız alanın kansız olması gerekiyor, kan geçmemesi gerekiyor. O alandaki damarın kapalı kalma süresi en fazla 20 dakikadır. 20 dakikanın üzerinde risk çok ciddi artar. Her doktorun belli bir şeyi vardır. Hani alışığı geldiği bir zamanı vardır. İşte benim yaklaşık 7-8 dakikadır bu. Hani klemp süren. Çıkartıp, kapatıp, yıkayıp, kapatıp klemp açma süresi 8-10 dakika. Bunu açtığı zaman zaten dediğim gibi sıkıntı ortaya çıkıyor. Diğer bir yöntem, bu tedavi yönteminde biz ters bir durum vardı. Normalde bu şah damarı dışındaki tüm damarlarda, kalp damarları, karın damarları, bacak damarları, ilk tedavi yöntemi genelde stent koymaktır. Yani damarın içine bir kafes, oraya genişleten bir kafes şeklinde stent denen aparatlar var. Onları kurup o damarı kan akışını rahat bir geçici şekilde sağlamaktır. Fakat şah damarlarındaki ters durum cerrahi önceliklidir. Cerrahi yapılamayacak derecede kötü kondisyona sahip olan hastalarda stent tercih edilir. Bu da stent takılmasının sebebi hani direkt beyne giden bir damara görmeden hani anje altında bir tel arasından geçirip yani o dürtme kaldırma gibi bir takım riskleri var ama gün geçtikçe, teknoloji ilerledikçe bu plağa zarar vermeyen teller, guide'ler ortaya çıkıp işte bizim kalp damar cerrahları olsun, radyologlar olsun buna ait tecrübeler arttıkça onda da sanıyorum stent biraz daha öne geçebilir. Ama şu an için yani o kılavuzların gösterdiği bizim de uyguladığımız şey eğer hasta anestezi almaya uygunsa, düşük riskli ise cerrahi öncelik. Eğer değilse stent hiç olmazsa stent öneriyoruz hastalara. Evet. Peki hocam, aslında demin de bahsettiniz biraz ama önlenebilir mi diye tekrar sormak istiyorum ben. Önlenebilir. Şöyle önlenebilir. Erken teşhislerde tabii ki önlenebilir. Ama demin dediğim gibi yumuşak plaklarda, %40-50'lik yumuşak plaklarda veya %70'in altındaki semptomsuz vakalarda yüksek dozda kolesterol ilacı vererek özellikle o LDL denilen bir kötü kolesterol var. O kötülü kolesterolün 70'in altında uzun yıllar tutarsak eğer o kolesterol ilaçları ile ve bazen hatta bu 70'e falan da bakmıyoruz.
o ilacı kullanırken. Çünkü o kolesterol ilaçlarının belli gruplarının bu plağı küçültme ve sertleştirme imkanı var. Hasta en azından o ameliyat durumuna gelmeden veya felç geçirmeden uzun bir ömür sağlayabiliyoruz. Evet. Ben müsaadenizle yine ekranları başındaki izleyicilerimize dönmek istiyorum. Sevgili Astevi Sağlık Hattı izleyicileri, programımızın bugünkü konu Çekirge Kalp Aritmi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Sayın Hakan Güven. Kendisiyle şah damarı kalınlığı ve karın damarında balonlaşmayı konuşuyoruz. Ve şimdiki bir ikinci konumuzda yine karın damarında kalınlaşma. Ben aslında hemen çok az duyduğum konulardan birisi hocam. Karın damarında kalınlaşma, balonlaşma. Bu arada yine ilginç bir bilgi, Albert Einstein'ın ölümüne sebep olan hastalık diye biliniyor. Evet. Merak ediyorum, bugün olsaydı, yaşamış olsaydı bu hastalıktan tedavi olabilir miydi? %90 tedavi olurdu, Einstein'dan çok daha fazla yararlanabilirdik. Kendisinden değil mi? Evet. Peki hocam, karın damarında balonlaşma ne demektir? Kalpten çıkan ana damar, aort damarı önce yukarı doğru, boyuna doğru gidip bir kavis alarak aşağı doğru iner. Boyun ve şah damarlarını ve kol damarlarını verir. Oradan aşağı inerek karın içerisinde göğsün ayıran o diyaframdan itibaren dalak, karaciğer, böbrek, bağırsağın dallarını verir. Ve aşağı doğru inerek bacaklara doğru gider. Yine o ikiye ayrıldığı alanın üst kısmında en çok da böbrek damarıyla bu ikiye ayrıldığı, bacaklara ayrıldığı alan arasında ortaya çıkan damar duvarının zayıflamasına bağlı olarak damar çapının artması durumuna biz anevrizma, halk arasında balonlaşma deniyor. Genelde bu damarın çapı erkeklerde 2.1 santim, kadınlarda 1.8 santim civarındadır. Bunun 3 santimin üzerine çıkmasına biz anevrizma diyoruz. Bu balonlaşma damar duvarının elastikiyetini yine kaybedip damar içindeki basınca bağlı olarak o zayıf alandan dışarı doğru taşması ve incelmesiyle ortaya çıkar. Aslında görüntüleri de vardı, evet, onunla ilgili. Evet, görüntüleri de isteyelim arkadaşlarımızdan. Bu da işte 3 santimin üzerine çıktıkça nasıl bir balonu şişirirsiniz, patlama bir süre sonra kaçınılmazdır. Aynı şekilde bu damar duvarının da incelmesi ve dokusunun elastikliğini kaybetmesi zaman içerisinde belli çaplara ulaştığında patlama riskini çok çok artıracaktır. Görüntü bu mudur hocam? İstediğimiz görüntü? Değil. Bu yine cerrahi görüntü. Resimler vardı. Resimler de olacaktı. Neyse, önemli değil. Tamam, sırayla alalım diğerlerini. Biz gerektiğimiz noktada müdahale ederiz. Evet, bu da buyurun. Yine sessiz giden fark edilemeyen fakat fark edildiğinde de eğer hastaneye ulaştırılmışsa %50 yaşama şansı olan, hastaneye ulaştırılamamışsa bunlardan sonra geliyor. Bu şah damarları demin gösterdiğim onların darlıklarına ait. Eğer hastaneye ulaştırılamamışsa %90 civarında bir, işte bu da damar sertliğinin bir kesiti olarak şemalandırılmış. İçeride görüyorsunuz. Yine bu da deminki şah damarının ultrasondaki darlık görüntüsü. Evet. Evet, bu anevrizma dediğimiz karın damarında arkadaşlar. Böbreklerin hemen altında çıkan, normal çapı görüyorsunuz. Onun birkaç kat fazlası ve işte iki tane bacak damarına ayrılan daldan önce fakat böbrek damarlarından sonra ortaya çıkmış. Klasik yeri burası genelde ama bazen tüm kalbe kadar tutabiliyor. Bütün sistemi tutabiliyor. Ama bugün anlatacağım konu, sessiz kalan şey bu. Ne kadar zamanda oluşuyor hocam? Bu da yıllar içerisinde, 8 sene, 10 sene. Şu hale gelene kadar çok bir belirti vermiyor mu? Ya da rahatsızlık vermiyor genelde mu? Genelde vermiyor. Yani 3 santime kadar. Sessiz bir şekilde ilerliyor. Bakın 3-3,5 santime kadar fark etme olasılığı %1. 4-4,5'tan sonra işte %5, 5,5 civarında %10, 6,5'tan sonra %26 gibi böyle dik çıkan bir çizgi eğrisiyle beraber semptom verme, bir yırtılma olasılıkları var bunların. Bunun küçük olduğu için ilk 3 santim, 5 santim gibi hakikaten hiçbir sıkıntısı olmuyor. Biraz büyüdükten sonra, etrafı bası yapmaya başladıktan sonra veya işte eğer hasta zayıf ise, karında fazla bir şey yoksa, elle sanki karnına koyduğunda orada bir atan, kalbim karnında atıyor derler. Bastırdığında kalp
atışı gibi. Orada o baloncuğun atışını hissedebilirler. İlk bulgusu da bu olabilir aslında. Onun dışında en önemli bulgusu karın ve bel ağrısıdır. Bu arada bir tekrarlayabilir, sürekli olabilir. Büyümeye başladıktan itibaren o bası dolayısıyla bu ağrılar daha şiddetli ve kalıcı hale gelebilir. Onun dışında bu baloncuğun içerisinde bir takım damar çeperine yakın yerlerde pıhtılar oluşmaya başlar. Bu pıhtılar da zaman içerisinde işte bağırsak, tam oradan da yine bağırsağa çıkan bir dal vardır. O bağırsağa bir pıhtı at, bağırsak damarına bir pıhtı atabilir. Oradan bir şiddetli karın ağrısı bağırsak çürümesine kadar gidip, hatta hani ölüme kadar sebep olabilen bağırsak çürümeleri ortaya çıkarabilir. O bir bulgu olabilir. Yine bacak damarlarına pıhtı atıp ani bacak ağrıları, ani bacakta soğuma, ağrı, işte soluklaşma gibi şeyler ortaya çıkabilir. Kramp yapar mı? Yapabilir. Kramp. Yürüme anında. İstirahatte değil de yürüme anında. Ama daha yukarıki bir alandan tutulmuşsa damar, o istirahat halinde de ağrı ortaya çıkarabilir. Bu şekilde genelde bulgular ortaya çıkar. Ama yine bir rutin, o streskopla karnına koyup oradaki bir o genişlemenin içinden geçerken oluşturduğu üfürüm sesini duymak yine bize bir sinyaldir. En basit, temel sinyaldir. Bunu gören bir arkadaş direkt olarak işte karında bir ultrason yine yöntemiyle çok kolay bir şekilde şey yapabilir. Neden balonlaşır diye sormak istiyorum hocam. Yani balonlaşma sebebi nedir? Bu da aynı damar sertliği dediğimiz aterosklerozun etlerinden bir tanesi. Demin söylediğim darlıktı. Şah damarında darlık, damar sertliğinin etlerinden bir tanesi. Bir diğeri de bu. Yine damar sertliğinin oluşturduğu damar duvarının elastikiyetinin bozulmasından dolayı o elastikiyetinin aralarında boşluklardan oluşan damar liflerindeki seyrelme ve incelme tamamen mekanik olarak basınç artışına bağlı. O damarın zayıf olduğu alana mekanik etkiyle şişirme olayı. Zaman içerisinde, yılların içerisinde şişirme olayı. Şimdi bunun demin söylediğim gibi çaplarla ilgili çok önemli şeyleri var. Trik noktaları var. Mesela 5,5 santimetreye kadar olan damar çaplarında eğer bir şiddetli işte karın ağrısı, bası, ıvır kıvır gibi takım şeyler yoksa, yırtılma olabilir yoksa, takip edme uygundur. Yani bunun yırtılma riski %10-11 civarındadır ki bu yüksek bir oran değil. Fakat işte 6,5 santimetre ulaştıktan sonra bu oran %26'ya çıkıyor. Yani 4 aslan bir tanesi yırtılacak demek aslında. Şu anki tanı yöntemlerinden aldığımız sonuçlara göre biz 5,5 santimin üzerine müdahale ediyoruz. Yani 5,5 santim görmüşsek ona müdahale etmek gerekiyor. En acı şey de hani bunun farkına çok kolay varılması. Ama farkına varılmayıp da yırtılmaya gelen hastanın eğer hastaneye yetişebiliyorsa %50 hayatta kalma şansı var. Hani hastaneye yetişecek, bir de tanık olunacak hala. Hastaneye yetiştiği halde %50. Tabii. Bir de tanık olursa o kısa süre. Çünkü kanıyor. Karın içine kanayan bir şey var. Yani o şeyde kalp her basışta, her kasılmasında yarım su bardağı gibi bir kanı pompalıyor. Bu yarım su bardağı kan da karına her seferinde gidiyor. Boşalıyor. Yani bu çok önemli bir şey aslında. Hastaneye ulaşsa bile, ameliyata bile alınsa, hani hastaneye ulaştı, tanı kondu, ameliyata çıktı, ekip geldi, bıçak vuruldu. Ki çok kısa sürelerden bahsediyoruz değil mi hocam? Onda bile %50 bir kurtulma şansı var ki bu bizim söylediğimiz istatistik hastaneye ulaşanlar içerisinde. Bir de hastaneye ulaşamayıp evde veya işte yolda ölenlerin şeyini hesaplarsak yırtılmasından itibaren %90 bir ölüm riski var. Çok kolay tanısı konulmayacak bir şeyin iş işten geçtikten sonra %90'lık bir ölüm riskine ulaşması hakikaten acı bir şey. Dediğim gibi ufak bir şeyle, dinlemeyle, streskop koymayla farkına varılacak bir şey aslında. Peki hocam, şimdi takipte kalmasını uygun gördünüz. Direkt cerrahi müdahale yapmadınız. Bu hastalara ortalama ne kadar zaman süreyle? Çünkü onlar için de riskli bir durum. Tabii yani ki, tabii kendimi ki. Koyuyorum şu an onların yerine. Bir bombayla her yaşıyor. Gün, evet, bir bombayla, çok güzel bir tabir aslında. Her gün bir bombayla yaşıyorsunuz. Acaba ne olacak? Yarına sağ çıkabilecek miyim? Bir şey olur mu gibi endişeleri var. Ya da bir kaza anında. Tabii travma özellikle. Değil mi? Kaçınmaları gerekiyor.
Dediğim gibi 5,5 santimin altında ise yine kılavuzlarda söylendiği üzere ve bizim de uyguladığımız üzere 6 ayda bir takip ediliyor. Hı hı. Aslında 3 santim dedik ya, hani 3 santim üstü anevrizma tabi ediliyor. Bu 3 santimden itibaren 6 ayda bir tomografi çekerek onun çapının ölçülmesi gerekiyor. 3 santim bir çap eğer 6 ay içerisinde %50'den fazla arttıysa, yani 3 santim 4,5 santime gelmişse, bu onun çok hızlı büyüdüğünü ve bir, yani kısa zamanda yırtılacağını gösteriyor. O zaman 500 santim beklenmez. Çapın %50 arttığını gördüğümüz anda müdahale edilir. Evet. Peki karın damarında balonlaşmayı önlemek için baştan, yine demin şah damarında sorduğum gibi sormak istiyorum hocam. Önlem alınabilir mi ya da nelere dikkat etmemiz bu gerekiyor da hayatımızda? Demin anlattığımız standart damar sertliğini önleyecek sigara. Bir sigara. kolesterol yüksekliği, diyabet, tansiyonun kontrol altına alınması, şişmanlığın kontrol altına alınması. Özellikle bu tip vakalarda eğer görmüşsek, hani ama önlemekten bahsediyoruz. Bu tip şeylerin öne geçilmesi anevrizmaların oluşumunda geriye çekebiliyor, ama anevrizmaların oluşumunda bir de bir genetik faktör var. Bir takım genetik kusurlardan dolayı damar duvarındaki o elastiketi sağlayan elastin dokusundaki bozulmanın kaçınılmaz olduğu bir takım durumlar da var. Hı hı. Yani ailesel faktörler işin içine giriyor. Onu yapacak bir şey yok. O tamamen takip edilip uygun zamanda uygun işi yapmak gerekiyor bunlarda. Yani onun da nasıl farkına varılacak? Ya kişi ailesinden gelen böyle bir rahatsızlık olduğunu bilerek mutlaka doktor alarm durumunda olacak, söyleyecek ve doktor ona göre kontrol edecek. Veya genç yaşta bu tespit edilmişse eğer, onlara genç yaşta ortaya çıkıyor, onun takibi çok yakın şekilde yapılıp yine uygun patlamasına izin vermeden müdahale etmek olacaktır. Şimdi ailesinde varsa kaç yaşında kişi doktora gidip kontrol olsun? Örneğin babada, annede var. Çocukları için geçerli mi? Tabii tabii. Hı hı. Yani demin de söyledim, 45 yaşın üzerindeki erkeklerin tümü, 55 yaş üzerindeki bayanların tümünün, yani damar sağlığı açısından mutlaka kontrol edilmesinde fayda var. Kalp damarları dediğim zaman ona, hani kalbe ait damar ve kalbin kendisiyle ilgili konuda kardiyoloji muayenesi gerekirken, kalp dışı tüm damarlarda işte kalp damar cerrahları, özellikle damar cerrahisiyle uğraşan işte benim gibi kişiler mutlaka bu şekilde kontrol olmanında fayda var. Evet. Ama sağlık ocaklarında, aile hekimlerine bile ufak bir stetoskop muayenesinde de ortaya konup önlemi alınabilecek şeyler bunlar. Bunu aslında izleyicilerimizin zaten bu programları yapma sebebimiz buydu hocam. Zaten arkadaşlar bakıyor bunlara. Hani, evet, kendileri de rica ederlerse en basitinden. Rica etmeye gerek yok. O, yani aile hekimi arkadaşlarım bütün muayenelerinde bu sürekli zaten yapıyorlar. İşte orada çıkan şeylerden gerektiği şekilde yönlendiriyorlar onlarda. Evet. Peki hocam, tedavi seçeneklerinden bahsetmenizi rica ediyorum. Nedir şimdi tedavi bunda, seçenekleri? Demin söylediğim o işte santim hesapları tuttuktan sonra iki tane yöntem var. Bir tanesi açık cerrahi, demin arkadaşların ısrarla göstermeye çalıştığı şekilde olduğu evet, gibi. Burada, evet, bu görüntüyü istiyorum. Burada karnını açıp, buna açık cerrahi şekli deniyor. Bu çok uzun yıllardan beri yapılan bir şey, tedavi şekli. Bağırsakları uygun şekilde yan tarafa alıp, bu bağırsakların arkasında bir damardır. İşte bunlar bağırsaklar. Bunu yan tarafa bir şekilde ekartasyonla alıp, şurada gördüğümüz... Şu anda evet, balonlaşmış bir evet, karın ona, damarı. Yine bunu alttan üstten klempleyip, klemp koyup içeriden kan geçmesini engelliyoruz ve o gördüğümüz baloncuğu açıp içerisindeki işte alt ve üstte gözüken normal lümenlerin arasına bir yapay damar koyuyoruz. O yapay damarı koyduktan sonra tabii dikiyoruz onu oraya. O anevrizma kesesini de üstüne katlayıp tekrar şey olmasını, oluşmasını mesela şu an alt tarafa klempler kondu. Evet. Birazdan yukarıda herhalde konacak. Ortalama yöntem, işlem süresi? Valla bu 2-3 saati buluyor. Yani o, bir de şimdi bu tabii böyle gözüktüğü gibi pırıl pırıl değil, yapışıktır etrafa. O bağırsakların ayrılması, o anevrizmin etrafına yapışır bunlar. O bağırsakların zarar vermeden... Bağırsak
Yüzeyine de çünkü zarar vermesi gibi. Mümkün değil mi? İşlem sırasında da zarar vermeden. Tabii. Yine. Şu an işte açıldı kase, şimdi içine şey konacak. Bu tabii şematize bir durum. O ameliyatın süresini etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi bağırsakların, anevrizmanın duvarına yapışmış olan bağırsakların dikkatlice ayrılması, hiç zarar vermeden. Onun dışında o anevrizma boynunun, şu iki tane böbrek damarları görüyoruz, o aradan o boynunun dönülmesi gerekiyor. En önemli aşamalardan bir tanesi budur. Çünkü hemen yanında da ana toplayan damar geçer, vena cava dediğimiz ana toplayıcı damar geçer. Ona zarar vermeden aradan, onu biz parmağımızla şey yaparız, arasını geçip sonra bir cihazla dönüp hani orayı askıya alırız. Hatta onu aldıktan sonra ameliyat bitmiştir neredeyse. Onu almak çok meşakkatli bir evet, yani operasyon. 2-3 saati rahat bulur. Ama bunun tabi hani cerrahi sıkıntısının dışında bu ameliyat esas hastanın ameliyat sonrası bakımında hastaya ciddi sıkıntı oluşturuyor. Karın ağrısı, iyileşme süreci, pardon, bağırsakları açıldığı için hastanın bir 3-4 gün bağırsak hareketleri olmaz. O yüzden burnundan bir boru hortumla, işte midesine bir hortum salınır ve o işte gaz, mide içeriği oradan alınır. Çünkü aşağı gidemez o şey, mide içeriği. Bir 3-4 gün açlık durumu vardır, damardan beslenir. İşte hasta yürüyemez, erken zamanda birkaç gün işte yatması gerekir. Bayağı ızdıraplı bir durumdur. Oldukça sıkıntılı bir süreç. İşte birkaç gün yoğun bakım süreci vardır, 3-4 gün servis süreci vardır. Biraz daha sıkıntılıdır. Ama bir yöntem daha var. Bunu çok kolaylaştıran bir yöntem. Ülkemizde 2000'li yıllardan beri çok sıklıkla yapmaya başlanmış. Dünyada biraz daha da erken başlanmış. Ameliyatsız kapalı bir yöntem. Yani benim de şu an en çok tercih ettiğim, şu anda onun şeyini görüyoruz, şematisini görüyoruz. Benim de şu an en çok tercih ettiğim şey bildiğimiz anjiyo yöntemiyle basit bir anjiyo cihazının altında kasıklardan açılarak yapılan bir yöntem. Bunun için belli kriterler gerekiyor. Eğer o kriterler dahilindeyse hiç damarı açmadan içerisinden işte bir takım özel graftler var. Bu anjiyo görüntüsü. İşte belli işaretli marker yerleri var. Onları işte belli alanlara getirerek yapıyoruz. Bunda mesela en önemli şeylerden bir tanesi şu böbrek damarıyla anevrizm boynu dediğimiz oradaki düzgün kesimin en az 1-1,5 santim olması gerekiyor ama şimdi onu da yeni teknolojiyle artık iyice azalttılar. Hatta böbrek damarlarının içine alan graftler de çıktı. Bu çok daha kolay bir yöntem. Kitaplarda işte 1-1,5 saat, 2 saat arasında bir şey derlerse bu süreç için. Ama bu giderek kolaylaşıyor. Biz mesela yarım saatte kadar 40 dakikada indirdik. Tek kasığı açarak. Hasta içinde zannediyorum hasta daha konforlu uyanık. Değil mi? Hasta uyanık. Tabii hasta uyanık. Sadece işlem yaptığımız alanı uyuşturuyoruz. Hastaya hafif bir böyle uyku yapıcı, sanki öyle uykusuna yatmış gibi bir ilaç veriyoruz. İşte 45 dakika civarında, yarım saat 45 dakika civarında bunu verip hasta işte belki yoğun bakım alıyoruz, belki almıyoruz. Birkaç gün içerisinde de hasta evine yürüyerek gidiyor. Hiçbir arıza, sıkıntı olmadan. Bu çok hasta için konforlu bir yöntem. Tüm dünyada evet, bu kullanılıyor. Yani bu inanılmaz bir yöntem. Keşke herkese bunu yapabilsek ama SGK'nın yani ödeme yapan kurumun bununla ilgili bir takım şeyleri var. Kuralları var. Örnek veriyorum. Hastanın anevrizması 5,5-6 santim olmuş ama hastanın anestezi almaya anestezi riski oluşturan bir durum yok ise işte geçirmiş bir kalp krizi, geçirmiş bir bypass, geçirmiş bir karın ameliyatı, işte ileri yaş filan değilse mesela hasta 50 yaşında, 55 yaşında hiçbir şikayeti, hiçbir hastalığı yok, hiçbir ameliyat olamamış şimdiye kadar fakat bu da 6 santim. Devlet diyor ki buna diyor ameliyat edeceksiniz. Yani o anjiyo yöntemi yapamazsınız. Öyle bir şey var. Pahalı da bir yöntem. Hani hastaya teklif ediyorsunuz bunu yapmak zorundayız. Maalesef o tip şeyler var ama hadi o da bizim sistemin işleyiş açısından önemli bir şey herhalde. Yani öyle dediklerine göre. Evet. Ama dünyada kabul edilen yöntem bu.
Son olarak ben Hakan Bey'e sormak istiyorum. Çünkü vaktimizin de sonuna geldik. Hı-hı. İzleyicilerimize önerileriniz nelerdir kalp damar sağlığını korumaları açısından? Kısaca alalım istiyorum. Evet. Dediğim gibi damar sürekli yaşlanan bir şey. Hatta bizden daha fazla yaşlanan bir şey. Çevrede birçok faktöre maruz kalıyor. İşte egzoz gazından tutun da bir sürü işte... Gıdalarımız, yediğimiz, içtiğimiz evet, değil mi? Soluduğumuz hava. O gıdaların hava. Artık gerçek gıda olup olmamasından, o işte hormonla beslenip büyüyen hayvanlarla beslenmemizden falan evet. gibi birçok şeyler var ama hani bunları ne kadar önleyebiliriz bilmiyorum. Ama mümkün olduğu kadar doğal beslenmemizde fayda var. Sigara asla ve asla yanına bile yaklaştırmamamız lazım. Sigara içen insanlara artık hani kötü muamele etmemiz lazım. Hani artık başları mesela havaalanlarında böyle kümes gibi bir yere koyuyorlar. Aman hocam. Orada sigara ya, o konulara hani, çok... Yani o derecede evet. hakikaten bu insanları biz eğer sağlıklı kalmak istiyorsak bizden uzaklaştırmamız gerekiyor. Bu kesin. Yani evde, kapalı ortamda, çocuk olan ortamda asla özellikle sigara... Özellikle çocuklarımızdan yani, mutlaka ve mutlaka uzak tutmamız yani gerekiyor. Yani sigara içen biriyle görüşmemek lazım ya. O aynı ortamda. Mümkünse dışarı çıkmak lazım. Yani o derece. Gerçeği bu. Bunun dışında? Sigara dışında katı yağda beslenmek, işte kolesterol spor, arttırıcı... Spor, egzersiz diyelim. Tabii tabii. O, hocam? Yani işte beslenmeye dikkat Hı-hı. etmek. Bununla beraber işte bedeni çalıştırmak, spor yapmak, özellikle işte düz koşu veya yürüme şeklinde çok fazla Hı-hı. efor sarf etmeden olabilir. Kilomuzu ideale getirmek, işte şeker ve tansiyon gibi problemler varsa bunların mutlaka önüne geçilmesi veya kontrol altına alınması gibi şeyler genel damar sağlığını koruyacak olan şeylerdir. Olan olduktan sonra da ilk fırsatta bunun hani uzmanına gidip çaresine bakmaktır. Bir de demin söylediğim işte o 45 yaşındaki erkekler, 55 yaşındaki kadınların mutlaka hiçbir şey olmasa da bir sağlık ocağına gidip ben geldim hani bir baktırmak istiyorum dedikleri zaman oradaki doktor arkadaşlar seve seve zaten bunun kontrolünü yapacaklardır. Devlet de buna müsaade ediyor zaten. Hani ücretsiz, bedava her türlü evet. şey yapılıyor. Çünkü bu tip hastalıklarda ön tanı koymak tedaviden çok çok daha ucuz. Yani koruyucu hekimlik burada kesinlikle en önemlisi çok değil mi ucuz. Hocam? Yani devletin de milyarlarca doları yani şu demin gösterdiğim mesela işlem 18-20 milyar arasında devlete maliyeti vardır. Ki hastanede en az onun kadar maliyeti olabiliyor. Yani bunu oluşturana kadar bu noktaya gelene kadar yapacağınız 3-5 liralık bir tahlil, işte kolesterol tahlili, işte bir stetoskopla dinlemek, önlem almak, sigara içmemek falan gibi şeylerle milyarlarca dolar devlet. Aslında devletimiz bunu çok o da bizim paramız zaten. Sağlıyor evet. Kar edebiliriz. Hocam ben konuğum olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür İnşallah ederim. İnşallah bir başka programda için. Tekrar sizi ağırlama şansımız olur. Teşekkür ederim. Evet sevgili ASTV Sağlık Hattı izleyicileri. Programımızın bugünkü konu Çekirge Kalp ve Aritmi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzman Operatör Doktor Sayın Hakan Güvendi. Kendisiyle şah damarı ve karın içi. Pardon hocam konuyu ben burada toparlayamadım. Bitirdim. Şah damarı darlıkları ve karın damar balonlaşması. Karın damar balonlaşması. İşte konuya biraz uzak kalınca böyle olabiliyor sevgili izleyiciler. Yarın bir başka programda başka uzman konuğumuzla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın, esen kalın.